Kapı. Çantam. Mersi. Buradan bir yere ayrılma, değil mi? Neden? Özler misin beni? Terbiyesizleşmenin alemi yok şoför bey. Özür dilerim Belgin Hanım. Ha? Şöyle. Evet. Nefret ediyorum bu kadından. Peki neden bu işe bir çözüm bulup gidemiyorum ben bunun yanından? Neden bunun köpeği gibi yanındayım ki ben? Hey koca Volkan hey. Şu düştüğün duruma bak. Ulan kadının kuklası oldun resmen be. Aziz'in de kendine bir silici tutsun. Kahretsin. Ne yapacaksa yapsın. İsterse öldürsün umurunda değil ya. Bu ne saçmalık ya? Gözüme perde indir resmen ya. Ya şimdi sorarım sana. Plastik kabın içini pamukla kaplayalım. Üzerine fasulyelerimizi serpiştirelim. Daha sonra fasulyelerimizin üzerine bir miktar pamukla örtelim. Aferin. Son olarak da pamuğun üzerine bir miktar su dökelim ve pamuk kurudukça sulamaya devam edelim. Birkaç gün fasulyedeki değişiklikleri gözlemleyelim. Aa, ne işin var burada? Volkan abi. Bana bak kadın. Ben senin kölen değilim. Benim de bir gururum var. Ve ben onun için yaşıyorum. Babanın adamlarına dövdürür müsün? Öldürtür müsün? Ne halt edersen et. Umurumda değil. Senin esirin olarak yaşamaktansa özgür olarak ölmeyi tercih ederim. Volkan! Volkan bey! Peşinize koşturmayın canım. Ne istiyorsun? Ay şey... ben biraz ileri gittim galiba, özür dilerim. Ama sen de bana az yapmadın yani. Ne yaptım ben sana? Arabama çarpan sensin. Beni esir alan yine sensin. Maymuna çeviren yine sensin. Evet, devam et Volkan. Benden uzak dur, anladın mı? Benden uzak dur. Öfkemin ateşinde yanarsın, yazık olur. He, yazık! Volkan! Volkan! Ay neler oluyor bana ya? Ah neden kalbi böyle deli gibi çarpıyor? Ah neden midem bulanıyor? Karnım karıncalanıyor. Fazla da vermeyeyim bu sefer çürür falan. Ne o? Aşk çiçeğini mi suluyorsun? Yok canım, su içtim de yani dibinde biraz kalmış onu dökeyim dedim. Ha iyi. Neyse benim biraz işlerim var, çıkıyorum canım. Tamam. Oo! Küçük hanımın şoförü gelmiş. Simge bekle de seni gideceğin yere kadar Volkan bıraksın. Hakan bırak Allah aşkına dalga geçmeyi. Bakalım Şakire teyzenin efsunlu nefret tohumu işe yarayacak mı? Ama boş durmak olmaz. İşimi şansa bırakmamalıyım. Önce Tayfun Bey'e bir uğrayalım. Ne oldu abicim? Nasıl kurtuldun? Sorma ya. Ne gurur bıraktı kadın ne de haysiyet. Sınıfı bastım. Söyledim söyleyeceğimi. Fırlattım arabanın anahtarlarını, çektim gittim. Vay be.
Ama senin ayağın böyle titriyorsa bu hiç hayra alamet değil. Nasıl yani? Ne bileyim. Belgün Ömer kesinlikle Volkan abiye aşık oldu. İyi de bize ne bundan? Sevenleri birleştirmek sevaptır kızım. Şöyle bir iki tıyır falan yapsan. Ya sonra anneannem benim canımı okusun değil mi? Nana'ya söyle o yapsın. Ya Nana böyle bir olaya karışmaz asla. O zaman sihir olmadan Belgün öğretmenin Volkan abiye açılmasını bekleyeceğiz. Hey çocuklar, duyduklarımı öğrenince şoka gireceksiniz. Ne dersiniz? Afiyet deme, kemen alıp geldin ha? Bir haftalık karşılığıma mal oldu. Evet. Ama neyse, Mertmuş'tan ısı saparı kopartırım. İşe yarayacağından emin misin? Evrendeki tüm kadınlar çiçekten çok hoşlanır. Geçen gün güven bana. Ya siz kafayı mı yediniz? Size petek evlat mı atmıştım? Siz hala nelerle uğraşıyorsunuz ya? Bu senin uydurman bir kere. Neden böyle bir şey uydurayım? Ya aman Yağmur. Anlattıkların aynı Türk filmi gibi. Sen bence Makbuş'la eski Türk filmlerini izleye izleye kafayı yemişsin. Hiç de değil. Üf hadi Pompi, Belgün öğretmene. Şey öğretmenim. Ya belki biliyorsunuzdur. Volkan abi babamın ortağı ve en yakın arkadaşı. Öyle mi? Evet. Şey, benden bu çiçekleri bir özür olarak size vermemi istedi. Onu yanlış anladığınızı, sizi üzmek istemediğini de söyledi. Özür diliyor yani. Evet. 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 Milyonlarca kez onun özrünü kabul ediyorum. Kabul etmiyorum. Bunu duyunca çok sevinecek. Biliyorum. 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 Çak. Abicim, hatun manyak. Önce adamıyla geldi, beni zorla şoförü yaptı. Sonra da neredeyse kölesi. Olacak şey mi? Bu ne be? Sen beni dinliyor musun abicim? Dinliyorum. Gözün hep çiçekte. Nereden çıktı bu? Simge getirdi. Sulayıp filiz vermesini sağlarsam gerçek aşka kavuşacakmışım. Laf işte. Kesinlikle hepimiz yalnızlıktan kafayı yedik. Ben kadının birine şoför oluyorum. Sen aşk çiçeği büyütüyorsun. Gidişimiz gidiş değil Hakan. Doğru söylüyorsun.